Sevginin ve dostluğun, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz, yeni gün geldi. Türkler tarafından çok eski tarihlerden itibaren kutlanan yeni günün, Osmanlı'da bahar bayramı ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını biliyor muydunuz? Nevruz'da eğlenceler tertip edilir, sarayda olduğu gibi halk arasında da eczanelerde yapılan ve Nevruziye denilen macunlar hazırlanır. İmkanı olan olmayan herkes sofralara davet edilirdi. Nevruz'da Vezir-i Azam'la vezirler, valiler ve belirli bazı devlet adamları tarafından padişahlara Hediye-i Nevruziye adıyla donanmış atlar, murassa silahlar, eşsiz kumaşlar gibi hediyeler verilirdi. Bu neviden armağanlara Divan-ı Lügat-ı Türk'te Artut adı verilmiştir. Osmanlı divan edebiyatı şairleri de Nevruz'a caiz almak için büyüklere kaside sunmuşlardır. Bu türden şiirlere Nevruziye denmektedir. Nefi'nin erişti bahar oldu yine hemde mi Nevruz? Şad etsen nola dilleri cam-ı cem-i Nevruz. Pir Sultan Abdal'ın Nevruziyesindeki şu mısralarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Sultan Nevruz günü canlar uyanır. Hal ehli olanlar nura boyanır. Muhib olan bugün ceme dolanır. Himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Aşık olan canlar bugün gelirler. Sultan Nevruz günü birlik olurlar. Hallak-ı cihandan ziya alırlar. Himmeti erince Nevruz Sultan'ın. Osmanlı devrinde yapılan Nevruz kutlamaları, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da resmi olarak devam etmiştir. 1921 yılının 21 Mart günü halkın, öğrencilerin, Ankara'nın belirli çayırlıklarına, meydan yerlerine toplandıkları, bu törenlere devletin üst yöneticilerinin de katıldığı dönemin gazetelerinde kayıtlıdır. Şimdi geçmişe ve geleceğe, Nevruz'un temsil ettiği yeniden diriliş ruhuna, birlik ve beraberlik içinde sahip çıkma zamanı. Baharın müjdecisi Nevruz'un, tüm Türk dünyasında sevginin, sağlığın ve dostluğun bayram olarak kutlandığını unutmayalım. Yeni günün hepimize sağlıklar, güzellikler ve iyilikler getirmesi dileğiyle Nevruz'unuz, yeni gününüz kutlu olsun.